Ayvacık Küçükkuyu güzergahında 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında yapımı devam eden toplam 5.700 metre uzunluğunda çift tüp T1 ve T2 tünellerinden T2 tünelinde ışık görme töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Vali İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. TOMİ Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, kaymakamlar, belediye başkanları, karayolları bölge müdürleri, il müdürleri, il genel meclis üyeleri. AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, protokol üyeleri ve davetlilerin de bulunduğu. Ayvacık Küçükkuyu T2 tünelinde gerçekleşen ışık görme töreni öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Vali İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu. Ayvacık Küçükkuyu güzergahında yol yapım çalışmaları ve çift tüp T1 ve T2 tünel inşaatı projesi hakkında yetkililerinden briefing aldılar. Yapılan bilgilendirmenin sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Vali İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindeki heyet T2 tünelinde gerçekleşen ışık görme törenine geçtiler. Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve AK Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tarafından birer konuşma gerçekleştirildi. Değerli arkadaşlar, çok kıymetli Çanakkale'li ve Balıkesirli kardeşlerim. Bugün burada yerin 240 metre altında ulaşım yatırımlarımızı hazırlayan tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Başta Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere bölgeyi etkileyen Ayvacık Küçükkuyu yolu üzerindeki T2 tünelimizdeki kazı çalışmalarını tamamladık. Artık tünelimizde hep birlikte ışığı göreceğiz birazdan. Sizlerin de bildiği üzere bölgemizdeki turizmin canlanmasıyla, ticaretin artmasıyla araç trafiği de oldukça arttı. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırıp konforlu, güvenli bir seyahat için Çanakkale'yi İzmir'e bağlayan Kuzey-Güney aksının bölünmüş yol olarak tek bölümü konumundaki yaklaşık 10 kilometrelik Ayvacık Küçükkuyu kesiminde yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu şehir tarihi kaderinin değiştiği yerdir. Bu şehir destanların yazıldığı topraklardadır. Bu şehrin ulaşım, iletişim ve yatırım destanında biz yazıyoruz. Ecdadımızın yadigarı olan bu toprakların imar ve ıslahı boynumuzun da borcudur. Bu borcun edası için Çanakkale savunmasındaki gülleyi kaldırıp topun namlusuna koyan Seyit Onbaşı nasıl ter dökmüşse Çanakkale'nin imarı için bugün kardeşlerimiz de alın teri dökmektedirler. Karayollarımızın kalitesini yükselterek bölgenin üretiminin, istihdamının, ticaret, turizm ve kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağız. Değerli kardeşlerim, sözlerimi ülkemizin büyük bölümünü etkileyen kar yağışları ve güvenlik önlemlerine dikkat çekerek tamamlayacağım. Bildiğiniz gibi tüm çalışmalarımızda önce can, önce sağlık diyoruz. Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşılaşan ülkemizde yollarımızın kapanmaması için 7/24 esasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz yurt genelindeki 446 karla mücadele merkezinde 11 bin makine ve ekipman, 13 bin personel ile hizmet vermekte. Ülke genelindeki yol durumu sabit kameralarla ve karla mücadele araç içi kamera ve araç takip sistemleriyle anlık olarak izlenmekte. Depolarımızda yeteri kadar tuz ve çöz üzü malzeme stoku vardır. Biz tüm emniyetleri aldık, vazifemizin de başındayız. Vatandaşlarımızdan da önce kendi, sonra da sevdiklerinin, diğer sürücülerinin sağlığı için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Açık kapalı yollar hakkında
her zaman olduğu gibi Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesi, sosyal medya hesapları ya da Karayolları Genel Müdürlüğü telefon hattından da bilgi alabilmektedirler. Araçlarda kış lastiği, zincir, takoz, çekme alatı gibi eksik varsa yola çıkmadan tam anlaması da hayati önem taşımaktadır. Kıymetli kardeşlerim, projemize emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma huzurlarında teşekkür ediyorum. Önce Çanakkale Boğazı'nı yakut bir gerdanlık gibi taşıyacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında, ardından Ayvacık Küçükkuyu yolu ve tünelleri açılışında buluşmak üzere sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Birinci tünelimizi Asos, ikinci tünelimizi Troy olarak inşallah hayırlı uğurlu olsun. Yapılan konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, iş makinesini kullanarak T2 tüneli içerisindeki son bölmeyi kırıp tünelin iki ucunu birbirlerine bağlamış oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Vali İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve protokol üyeleri, ışık görme töreninin ardından projede görev alan çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ayvacık Küçükkuyu tünellerinin yapımı tamamlandığında 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya düşmesiyle trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.